Ankara Çankaya'da Cem evlerine bir saldırı düzenlendi. Biliyorsunuz bu Alevi-Sünni çatışması oluşturmak için yıllarca, yani son 30 yıldır sürekli fırsat kollarlar. Nasıl ki sığınmacılar ve Suriyeliler üzerinden bir kaos oluşturmak için, bir insanları sokağa dökmek için, yani bir tarafı kışkırtmak için bir şeyler yapıyorlarsa, tabiri caizse hani böyle kaşıyorlarsa, İşte Ankara Çankaya'da saldırılan Cem evleri de aynı mantıklı oluyor. Şimdi saldırganlar yakalandı. Bakalım ne çıkacak? Açıklama yapar bakanlık, ilgili bakanlık. Fakat bizim burada bir vatandaş olarak yapmamız gereken şey, biliyorsunuz Gezi olaylarıyla başlayan bir süreç var. Burada Gezi olaylarıyla birlikte Türkiye'yi bir şekilde bir kaosa sürükleyip, Churchill'in deyimiyle, Türkiye solarsa budayın, solarsa sulayın, yeşerince budayın. Türkiye solarsa sulayın, yeşerince yeşerirse budayın. Yani konu ne biliyor musun? Ne öldürüyor ne güldürüyor. Böyle ne oluyor? Tabii sen dermanın kalmıyor onunla bununla uğraşmaktan. Gelişmeye zaman ayıramıyorsun. Aynı 40 sene önce, 45 sene önce bu terörü Güneydoğu'da başlatıp insanlarımızı katletmeye başladıktan sonra, bir taraftan PKK, bir taraftan işte o bu derken iyice sıkıştırıyorlar. Ama şu da bir gerçek, şimdi hükümetin eksileri yok değil, var. Ama Türkiye hiç olmadığı kadar ayakta dik duruyor ve dünyaya meydan okuyor. Şimdi ekonomik sıkıntıları ben her zaman söylüyorum, göz ardı edemem. Fakat dünyadaki olaylara baktığınızda, hani bir Ukrayna olayında en baştan beri tedbirli davrananlardan biriyim. Herkes Zelenski'yi kahraman olarak nitelendirirken biz hep orada bir kontrollü durduk. Şimdi bakıyorsunuz koskoca devlet başkanı, ülkesinde savaş var. Ünlü bir derginin kapağına karısına gayet böyle bir aşk pozu gibi bir şey verir işte savaşın içinde. Yani bunu düşünecek vaktin mi var halkın, senin milletin sıkıntıdayken? Ama onun da yani ne olduğunu artık herkes düşünsün, varsın. Şimdi aynı şekilde Türkiye'de yıllarca yapılmak istenen Alevi-Sünni kışkırtması ve aynı ülkede yaşayan insanları mezhepsel bir çatışmanın içine sokup ülkede bir kaos ortam oluşturulması. Mesela Ümit Özdağ'ın Suriyelilerle alakalı yapmış olduğu konuşmalar, işte asılsız haberler, asılsız paylaşımlar, sonra onları siliyor veya insanları Suriyelilere karşı kışkırtıyor. Şimdi Suriyeliler de Ümit Özdağ'a karşı işte bir takım videolar yapıyormuş. Burada da temkinli olalım. Ben onun da bir provokasyon ürünü olmadığını nereden bileyim? Yani o da aha bak Suriyeliler de Ümit Özdağ'a böyle tepki veriyor deyip tekrar bir farklı bir kaos için olmadığını nereden bileyim? O yüzden bu tip konularda soğukkanlı olmamız lazım ve her zaman devletimizin yanında olmamız lazım. Şimdi bakın işte Kosova ve Sırbistan sınırında gerilim var. Her zaman söylüyorum, yıllardır Balkanlara dikkat, Balkanlara dikkat. Ukrayna'yı karıştırdılar. Zaten Mısır, Suriye hak getire, oralar biliyorsunuz Mısır'ı aldılar egemonyalarının altına. Suriye'nin durumu ortada. Balkanlar eksik kalacak değildi ve ben yıllarca söylüyorum, Balkanlara dikkat edin. Ben Sırplara da Hırvatlara da hiçbir Batılı'ya da güvenmiyorum. Bir boşnak olarak biz yıllarca kız aldık, kız verdik, kardeş gibi yaşadık ama akşam yemeği yiyip sabah ezanında vurmaya kesmeye başladılar. Srebrenica'yı kimse unutmasın. Srebrenica'da soykırım yaptılar ve biz bu insanlarla yıllarca kız aldık, kız verdik. O Müslümanların sevgisi içinde, o İslami ahlak içinde insanlarla yaşadık ama yapıldı mı yapıldı. Şimdi yine hassas denge, bakın Bosna Hersek bir federasyon, yani üç ülkenin birleşmesiyle oluşan bir yönetimi var. Bu yüzden ama Sırbistan ve Hırvatistan öyle değil. Yani Bosna'yı tamamen kendi egemenlikleri altına almak için yine bir oyun yapabilirler. Bu Kosova'da da, Kosova'dan başlayıp Bosna'ya gidebilirler. Yaparlar, yapmazlar değil.
Yani ve karşıdan da bunun arkasında kim var? İşte yine Srebrenica'da olaylar olurken, Bosna'da katliam olurken, soykırım olurken uzaktan seyreden Birleşmiş Milletler var. Bugün Filistin'de hala İsrail'in saldırılarına karşı kendini savunma hakkını kullanıyor deyip karşıdan seyreden Batı var. İşte ha, Rusya'ya yapabildiniz mi bir şey? Putin olduğu gibi gidiyor. Niye al doğal gazınızı vermiyorum diyor. Rubleyle alırsınız diyor. Bir de yeni bir video çekmiş. Batı'yla böyle biraz esprili bir şey, dalga geçen bir video çekmiş. Adamın elinde doğal gaz var. Adamın elinde doğal kaynaklar var. Ha, savaşın her türlüsüne karşıyım. Yani savaşları haklı olanlar değil maalesef, güçlü olanlar kazanıyor. Savaşın mantığı budur. Haklılık üzerine değil, güçlülük üzerine kurulmuştur savaşlar. O yüzden savaşlarda masum insanlar ölür. Savaşlar aslında uluslar arasında değil, devletler arasında olur. Yani halklar arasında olmaz. Yöneticiler ve devlet dediğimiz o hani devleti oluşturan mekanizma arasında olur. Tarihler boyu da bu böyle olmuştur. Mantığı da budur. Dediğim gibi herkes savaş meydanında veya savaş sırasında neye sahipse, hangi güce sahipse onunla savaşır. Maalesef dünyanın geldiği noktada bu, ama Türkiye'nin şu noktada gerçekten dik duruşa devam etmesini ben bir vatandaş olarak diliyorum ve Allah fırsat vermesin düşmana diyorum. Aynı şekilde cemevlerine saldırılarda da budun altında provokasyondan başka hiçbir şey yok. Şimdi bir yakalandılar, bir bakalım. Siz onu bırakın, benim ülkemin vatandaşı ve ülkeye talip olanlar kendi vatandaşını kaosa sürüklemek ve sanki böyle sokaklara dökmek için elinden geleni yapıyorlar. Bu bir siyaset değil. Bakın, bu değil. Hani 70'lerdeki sokak hareketleri, inanın partiler üzerinden değil, gerçekten o partilere gönül vermiş, doğru veya yanlış, o gençler ve kitleler arasında oluyordu. Şimdi parti liderlerine bakıyorsunuz, işte gidiyor yani bir sıkıntı oluşturmak için sanki adeta çırpınıyor. Bu ülke hepimizin. O yüzden provokasyonlara gelmeyin. Aman dikkat. Siz oturun köşenizde. En önemlisi çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Bakın, burada bunlarla meşgul edilirken, yıllarca bizi bunlarla meşgul ettiler. Kendileri uzaya çıktılar. Kendileri uzaya çıktılar ve ülkede bir batılılaşma sevdası oluştu bizimle, bizde. Biz çoluğumuza çocuğunuza sahip çıkın. Bak, bu çirkin çirkin olayların normalleşmesi, ahlaki değerler, etik değerler, bunlara sahip çıkın, gelişin. Aman provokatörlere gelmeyin. Bu ülke hepimizin, hep birlikte aynı gemideyiz. Bir şey olursa hepimize bir şey olur. O yüzden hiçbirimize bir şey olmaması için soğukkanlı bir şekilde provokatörlerin söylemlerine kulak tıklayarak yolumuza devam ediyoruz efendim.